İyi günler arkadaşlar. Bugün Excel'de aradığımız bir değer bulunmasını anlatacağız. Yani elimizde bir dizi var. Bu dizide herhangi bir değeri arıyoruz. Bu değer kaçıncı sıradadır? Var mı yok mu? Buna bakacağız. Bilindiği üzere genellikle varsa kaçıncı sırada olduğunu bulmak için kaçıncı fonksiyonunu kullanıyoruz. Fakat kaçıncı fonksiyonu kullandığımız zaman bazı sorunlar oluşuyor. Doğrudan kaçıncıyı kullanmak yerine bazı ilaveler yaparak kullanmak en güzel oluyor. Örneğin burada bir dizi oluşturdum ben. Karışık haldeki bir dizi. Bazı şeyleri anlatmak için ben şu diziyi en iyisi şuradan bir kopyalayayım. Başka bir sütuna aktarayım. Şimdi burada elimizde bir değerimiz olsun. Mesela diyelim ki şu H1 hücresine ben bu değeri yazayım. Örneğin ne olsun? 3.2 değerime bakıyorum. Kaçıncıda bildiğiniz gibi 3 farklı durum vardır. Küçük olması, yani en yakın küçük değerimiz. Eşit değer, bir de en yakın büyük değer. Ben onun için buraya her 3 durumu da şöyle belirteyim. Küçük, eşit diyeyim. Buraya da büyük diyeyim. Yani verdiğim değerden küçük en yakın değerimiz, verdiğim değere eşit değer var mı, kaçıncı sırada, büyük en yakın değerim kaçıncı sırada, bunu bir bulmak için. Şöyle hemen eşittir dedik. Kaçıncıyı aldık. Aranan değerimiz 3.2. Aranan dizimiz şu E sütununda arıyorum. Yani E1'den E19'a kadar. İster buradan seçebilirsiniz, ister kendimiz de yazabiliriz. Artık şuradan şey yapalım. Evet, geldik. Küçük olan için hemen bir değerimizi seçtik ve enterladık. Şöyle baktığım zaman burada yok dedi. Eşit değer için bir yerine, yani şurada yazmış olduğumuz bir yerine bu sefer sıfırı belirtmemiz lazım. Şurayı hemen sıfır yapayım. Buna da yok dedi. Ve şimdi şöyle büyük değer için bir bakayım. Bunda da dedi ki ikinci sırada. Yani 3.2'ye en yakın büyük değer ikinci sırada dedi. Baktığım zaman bu da 11.6'yı gösteriyor. Şöyle bakarsam abisa, yani 3.2'ye en yakın büyük değerimiz mesela 4 var burada. 4'ü gösterebilirdi. Gerçi 4 birden fazla ama yani 4 değerini gösterebilirdi. Geldi 11.6'yı gösterdi. Şimdi burada dizide bazı değişiklikler yapayım. Dizimizi düzenli hale getireyim. Şu an baktığımız zaman düzensiz halde. Yani belli düzen içinde artan azalan değil. Hemen bunu şöyle küçükten büyüğe sıralama şeklinde vereyim. Baktığım zaman bakın burada en yakın büyük değeri biraz önce hatalı vermesine karşı yine bir değer gösteriyordu. Şu an artık o da yok burada. Peki dizimizi büyükten küçüğe doğru sıraladığım zaman bakın büyük olan yerde dedi ki 13. Hemen bakıyorum 13. sıradaki değerim ne? 4. Verdi. Ha, demek ki doğru buldu. Ha, buradan şunu görüyoruz. Eşit olan değer için böyle bir mesele yoktur. Yani eşit değer aradığım zaman böyle bir sorun çıkmayacak karşıma. Fakat büyük küçük değerlerde özellikle dizinin sıralı olması isteniyor. Bu sebeple kaçıncıyı doğrudan direkt tek başına kullanmak yerine özellikle en yakın küçük, en yakın büyük değerleri arayacağım zaman bir iki fonksiyon daha ilave etsek iyi olacaktır. Şimdi şunları bir sileyim. Evet. Burada dediğimiz gibi en yakın küçük değerimiz. Şuraya bir en yakın diyeyim, belli olsun. En yakın küçük değerimiz eşit. Buraya da en yakın büyük olsun.
En yakın büyük de burada olsun. Şimdi eşit için tamam zaten normal şeylere gelelim. Şunu da bir sileyim. Evet, en yakın küçük değerimi arayacağım zaman. Yine neyi alıyorum ben? Kaçıncı? Yine kullanacağım. Burada geldim. Hemen kaçıncı dedik. Burada dediğim gibi yeni bir fonksiyon ilave edeceğiz. Belli bir şart koşacağız. Burada hemen bir maksimum bir farka gideceğim. Ve bir eğer diyeceğiz. Hemen eğer şartımızı açıyoruz. Eğer de ne istiyoruz? Şuradaki değerimiz büyük dedim. Hemen B1'den B19'a kadar olan dizimizi aldım. Şartımı koştum. Bundan sonra yine dedim ki eğer şeyse bu diziden sen alacaksın değerini. Doğruysa evet, kaçıncı da aranan dizimiz nerede? Aranan dizimiz de şurada. Ve eşleştirme türü olarak nedir? Tam eşleşme istiyorum ben burada. Parantezimizi kapatalım. Bir enterlayalım bakalım. Kaçıncıymış? 11. sırada. 3.2'ye en yakın küçük değerimiz. Şöyle baktığım zaman 11. sırada 2.7 değeri. Zaten 2.7'den de en yakın küçük değerimiz yoktur. Eşit değerimiz için yine hemen doğrudan kaçıncıyı kullanıyorum zaten bunda. Buna ekstradan bir şey vermeye lüzum yoktur. Aranan değerimiz bu. Aranan dizimiz B1'den B19'a kadar olan. B19'a kadar olan dizimiz. Eşleştirme türü yine tam eşleşme istiyorum. Burada da zaten ne dedi? Dedi ki yoktur. En yakın büyük değerimize geldiğimiz zaman en yakın küçükle en yakın büyük değerimiz arasında aslında hemen hemen aynıdır. Ufak tefek bazı değişiklikler var. Hemen geldim buraya. Aynı fonksiyon denklemi yine buraya kopyaladım. Maksimum yerine bu sefer ne yapıyorum? Minimumu istiyorum. Ve buradaki büyük yerine de küçüğü kullanıyorum ve enterlıyorum. Ne dedi? 5. sırada. Yani 4 değeri. Demek ki buna en yakın olan değermiş. Burada rahat bir şekilde dizinin yani düzenli olup olmaması falan filan hiçbir şey önemli değildir. En yakın küçük değeri arıyorsak hemen gelir bu fonksiyonun dizilimini yazdığımız zaman bunu elde ederiz. Eşit olan değeri arıyorsam normal kaçıncıdan giderim. Yok, en yakın büyüğü de arıyorsam hemen şuradaki dizilimi yaptığım zaman ben istediğim değerimi bulabilirim. Kaçıncı sırada olduğunu bulabilirim. Tabii burada bazı şeylikler var. Mesela diyelim ki tamam değerimizi dedik. 3.2'ye en yakın değer. Mesela neymiş büyük değerimiz? 5. sırada 4 var. Ama 17. sırada da 4 var. Yani bunun dışında da var. Yani bulduğumuz değerler birden fazlaysa, bir dizinin içinde birden fazla değer varsa o zaman ne yapacağız? Bir de şunları şöyle bir toplu hale getirmek istiyorum ama gerçi onu biraz sonra daha sonra veririm onu. Evet. Şurada bu yazıların çıkması yani bu değer yok yazısı falan bunlar çıkmasın. Yani değer varsa çıksın yoksa da boş hücre versin bize. Onun için ben şunları bir düzelteyim.
şunların başına bir, eğer böyle bir durum yoksa, hatalıysa, eğer hataya fonksiyonunu getireyim. Böyle bir şey varsa şurayı boşluk olarak bıraksın. Hiçbir değer yazmasın. Buna geldiğim zaman bunda da aynı şekilde yine eğer hata fonksiyonunu veriyorum. Yani eğer bu şartıma uyan bir değer yoksa bu hücreyi boş bıraksın. Evet, en yakın küçük değerimiz varmış. Bu 11. sırada gösteriyor. En yakın büyük değerimiz de varmış. Bu da 5. sırada gösteriyor. Fakat eşit olan değer yoktur. Şimdi bir bakalım. Hazır çalmışken şuradan bir indis diyerek bir değerimizi de bulalım. Şunu şöyle bir aşağı alayım. Şurası satır numarası olsun. Satır ne olsun? Buraya da bulduğumuz değeri versin. Eşittir. Hemen indis kullanarak gidiyorum. İndisimizi aldık. Dizimiz neydi? B1'den B19'a olan dizimiz. Aslında bunu B değeri diye tanıtsak daha rahat olurdu. Neyse, onu da başka bir şey de veririz. Satır sayısına, satır numarasına geldik. Satır numaramız şu. Ve sütun numaramız, zaten tek sütun, birinci sütun dedim. Enter'ladım. 2.7 değeri oldu. Şunu aynen alıp buraya da böyle aktarayım. Sadece şu satır numaramız burası olacak. Ve bu da değerimiz neymiş? 4'müş. 4 değerini bulmuş. Şurada da mesela bir içi yapalım. Şimdi mesela şunun için bunu uyguladığım zaman, şunu bir alalım yukarıya. Evet. Burada herhangi bir değer olmadığı için indisten bu değeri bulamadı ve burada da bir hata verdi. Onun için şunları şöyle bir şey yapsak, hemen gelsek desek ki buraya bir şart koyalım. Eğer şurası farklı boşluk ise bunu yapsın. Yok değilse de boş bırakıp gitsin. Şu dizilerimizi de şöyle sabitleyeyim ben. Böyle hepsini bir uygulayalım. Evet, burayı da boş bıraktı. Şuraya ben değer sayısını bir alayım. Bir bakalım. Acaba kaç tane var? Değerimizden bir tane mi? Değil mi? Bir de buna bakalım. Belki de birden fazla değerimiz vardır. Bunda ne yapıyorum? Hemen eğer sayla bakacağım. Aralık olarak belli. B1'den B19'a kadar olan kısım. Ölçütümüz ne? Şuradaki değerimizden. Kaç tane var onu bir saysın. Bir tane varmış. Güzel. Burada da hemen yine eğer saydan aralığımız yine B1 ile B19 arasında. Ölçütümüz de şu. Bundan da 2 adet varmış. Bir tane varsa sorun yoktur. Fakat birden fazlaysa bunları da bir bakalım. Acaba bunlar nerede? Kaçıncı satırdalar? Bunları da aslında bir bulup satır numarasıyla beraber verirsek daha iyi olacaktır. Şu eğer sayı bunun için şöyle bir tanımlayalım. Şimdi
En yakın küçük diğerleri mesela şuraya bir ben dizeyim. Aradığımız şey neyse ona göre gidelim. Örneğin diyelim ki burada en fazla hangisi var? En yakın büyük değerimiz var. 2 tane. Ben bu değerleri biraz daha aslında değiştirirsem daha fazla sayı elde edebilirim. Evet. Hangi satırlarda olduğunu belirlemek için sadece tek bir tanesi için uygulamayı göstereceğim. Zaten diğerler için de aynı şekilde uygulama yapılır. Aynısı olur. Hemen şuraya bir eşittir diyelim. Tabii şey yapmadan fakat ben buraya şöyle bir sıra numarası vereyim. Mesela birinci değerim. Hani burada iki tane var ya. Şuraya da bir şart koşayım. Benim eğer diyelim şurası büyüktür. Bir ise şu kısım artı bir diyelim. Fakat buraya biraz şartımızı genişletelim. V diyelim. Şurası artı bir. Küçük eşit. Şu kısımsa. Ve burası birden büyükse. Evet. Bir ileri giderek gelsin. Yoksa da boş bıraksın. Hemen şuraya şunu sabitleyelim. Biraz sonra uyguladığımız zaman şey yapmasın. Öyle geldim. Şuraya kadar mesela uygulayayım ben. Burada bakın değer şeylerini verdi. Neden? Çünkü bir üst satırla toplama olarak gitmiştim. Burası boşluk olduğu için burada şey yaptı. Değer verdi. O zaman ben buraya geliyorum. V'nin olduğu şarta bir şart daha koşuyorum. Şurası farklı boşluk şartında koşarsam o zaman ne olur? Bu kısımların tamamen şu an bir dakika müsaade edin. Şurayı bir düzenleyeyim ben. Şurası eşittir. Boşluk ise boşluk olarak bırak gitsin. Evet. Burada ufak bir karışıklık çıktı. Evet. Evet, şurası eğer boşluksa zaten boşluk olarak bıraksın. Yoksa da aynen buradaki işlemimizi yerine getirsin dedik. Hemen şunu bir uygulayayım. Evet, tamam oldu. Şimdi geldim buraya. Mevcut olan, yani kaç tane vardı? 2 tane vardı. Şimdi bunu bir bakalım. Eşittir diyelim. Şöyle bir küçük fonksiyondan faydalanalım. Hemen şartımızı getirelim. Eğer dedik, ne yapıyoruz? Bir şuradaki dizimiz içinde bizim değerimiz 4'tü. 4 değerimiz buna eşit olanlar varsa
O zaman ne yapsın? Hemen bir satır alalım. Dizimizi seçtik. Evet. Şuradan birinci değerimizi alsın. Evet. Şöyle baktığımız zaman neymiş? Beşinci satırda birinci değerimiz varmış. Şurada sabitleyeceğimiz değerlerimizi bir sabitleyelim. Ve şuraya bir tane de şart koşayım. Eğer şu kısım farklı boşluk ise bunu yapsın. Yok, değilse de boş bırakarak geçsin. Evet, değerlerimiz neymiş? Bir 5. satırda var, bir de 17. satırda var. Yani şöyle baktık, 5. satırdaki değerimiz değil 4. 17. satırdaki değerimiz bu da yine 4. Evet, 4 değerimizden demek ki 2 adet de mevcutmuş. Evet, kaçıncıyı böyle kullanarak dağınık bir dizide, düzensiz bir dizide en yakın küçük, en yakın büyük, eşit olan hepsini tam olarak bulabiliriz. Evet arkadaşlar, başka bir dersimizde de bu işlemi veba kullanarak yani Excel makrolar yardımıyla nasıl yapacağımızı anlatırız. İnşallah belli bir miktar faydamız olmuştur. Hepinize iyi günler. Hoşça kalın.